Şimdi bir tane daha Lewis diyagram örneği yapalım. Ama bu sefer biraz ilginç bir örnek seçtim. Diyelim ki ksenon diflorürün Lewis yapısını çizmek istedik. Size yine tavsiyem videoyu durdurup çizimi kendi başınıza yapmayı denemeniz. Hadi bakalım. Beraber yapalım. İlk önce değerlik elektron sayısını bulmamız lazım. Ksenon soygaz ve değerlik elektron sayısı 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu elektronlar 5. kabukta. Çünkü ksenon 5. periyotta. Flora bakalım. Daha önceden biliyoruz. 7 değerlik elektronu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunlar 2. kabukta. Flordan 2 tane olduğu için 2 çarpı 7 diyoruz. 8 artı 14'ten toplamda 22 değerlik elektronumuz varmış. Sonraki adımda kovalent tekli bağları çizeceğiz. Merkez atomumuzsa ksenon olacak çünkü flordan daha az elektronegatif. Ksenon ortada, diğer iki florsa onun etrafında. Şimdi kovalent bağları yerleştirelim. Bu çizimde kaç değerlik elektronu göstermiş olduk? 2 buradaki bağda, 2 de buradaki bağda. 4 elektronu gösterdik. O yüzden eksi 4 değerlik elektronu diyelim. Toplam 18 kaldı. Şimdi bu elektronları merkezde olmayan atomlara verip oktete ulaşmaya çalışacağız. Florların her birinde zaten ikişer elektron var. O zaman altışarı daha ihtiyaçları var. Çizelim. 2 burada, 2 burada, 2 de burada. Yine 2, 4, 6. Toplam 12 elektron çizdiğim için eksi 12 diyorum. Halen elimizde 6 değerlik elektronu kaldı. Bunları da sadece ksenona verebiliriz. 2, 4, 6. İşte ksenon diflorürün Lewis diyagramı. İlginç olan şey şu. Florlarımız oktette yani her şey normal. Ama Xenon'da 2, 4, 6, 8, 10 elektron var. İşte burada oktet kuralının bir istisnasıyla karşılaşmış olduk. Oktette 8'i geçmek 3. veya üzerindeki periyotta bulunan elementler için bazen mümkündür.